Herkese merhaba. Hay YouTube. Önce şu motorumuzu bir açalım üstünü. Şemmamme, şemmamme, şemmamme buke. Takılı kalsın. Ulan. Abicim kanat yapmasalarmış iyiymiş ya, katılıyor, takılıyor. Oradan biri diyecek ki senin derdini sik. Haklı. Ben benimle şaka yap. Abi tam gundiyim. Ya örtmeyince de beyler. Diyeceksin ki otoparkta niye örtüyor, manyak mısın? Kedi, çok kedi çıkıyor üstüne. Kedileri severim ama motorumu çizerse sevmem. Bunu buraya koyayım. Şöyle akşam gelince örteceğim. Evet arkadaşlar, bugün plaka bastırmaya gidiyoruz. Motorun kaplamasını hala yaptıramadık. Oğlum bu bez bile buraya sığmaz. Bu nasıl motor ya? Sığar mı lan? Ya bunu da böyle pamuklu bez bayağıdır kullanıyordum. Bence şöyle sığar ya. Sonra çıkırt diye oturturuz. Evet bakalım. Şimdi şuradan da bunu açalım. Bakalım, viteste bırakmışım motoru en son. Kaymasın diye herhalde öyle yapmıştım. Emin değilim. Evet beyler bayanlar, 107 kilometre. Geçen gün bir kavacılık yaptık. Yalandan. Biraz motoru şey yaptım, kilometre yapayım diye. Acilen şu rodajı bitirmek istiyorum. Hayırlı günler. Ha, nerede? Şemma. Gel gel. Ben şöyle tık diye aradan kayayım. Hadi kolay gelsin. Şimdi bakalım. Oo, hemen ısındı lan. 49-50. Bak burada bir mesaj var, tamam mı? Bakın şurada. Ama ne mesajı olduğu hakkında hiç fikrim yok. Şöyle yapsam. Ya. Vallahi iyisin de çok karışıksın ya. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Aa, bunu koydum buraya. 6.8 yakıyor diyor. 2.7 intake. 171 kilometre menzil var. Telefonumuz çalıyor. Arkadaşlar motora yavaş yavaş alıştım. Genel olarak. Harun niye arıyorsun? Daha var zaten çıkmana senin. Beş dakika bunun plakasını bastıracağım. Oradan da şey yapacağım işte. O şeyi de sordum, 4000 devire kadarmış. İlk 300 kilometre zaten bizim 200'ümüz falan kaldı. 108 şu an. Bugün yarın 300 oluruz. Dön bakayım bebiş. Yerler ıslak ya. Motor temiz, biraz tozlandı. Yani rodaj bittikten sonra, biraz daha kullandıktan sonra size daha detaylı yorumlarımı söyleyeceğim şu an, çünkü tek anladığım kısım yani şey, biraz böyle nasıl söyleyeyim size, oyuncak gibi, anladınız mı, motor yani yormuyor böyle insanı, böyle bayağı rahat, free, böyle yanlı da. Yani mesela ZX10R bana biraz daha güçlü hissettiriyordu. Buradan mı insan? Aa. Egzoz böyle yapıyor. Pıtı pıtı pıtı. Oğlum bu var ya, güzel olacak bu. ZX10R biraz daha şeydi. Bekleyin, gözlük takayım, güneş geliyor. Üzeri kapatınca da çok havasız oluyor. ZX10R biraz daha güçlü olabilir bundan.
Ama çok sertti böyle. Hani kullanışı biraz daha benim yorucu geliyordu bana. Böyle bu daha böyle bir kıvrak, anladınız mı? Böyle daha oyuncak gibi. Ya benim fikrimce yani. Yani bence güzel bir makine. Zaten daha sürdükçe ise çok detaylı videolarını yapacağım. Ekstra videolar yapacağım. Şimdi bir hafta oldu zaten. Yok lan, çarşamba perşembe aldık. Bugün 5. gün. Bugün günlerden pazartesi. 17 Temmuz. 14'ünde almıştık. Kasko yaptırmadım. Nuska. Duamızı ediyoruz. Öyle biniyoruz. Ah bir şurada ibise var ya. Şurayı yıra yara yara. Ata ata. Bak sen daha direksiyonu. Oğlum bir söyleyeceğim. Duyuyorsunuz mu? Bak. Şu an bile egzoz patlatıyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Roda. Rotta patlatmıyor. Rotta harbi patlatmıyor. Bir daha deneyeceğim de. Şurada birazcık gaz açayım. Rotta patlatmıyor. Bak şimdi. Mod değiş. Raise up. Moddan moda egzo ev. Oğlum çok acayip bir makine ya. Ciddi diyorum. Bakayım. Şu dediği özelliğe bakacağım. Geçen ilk gün de denemiştim. Oğlum çok iyi lan. Bak frene basıyorsun, şurada H yazıyor. Sonra bir daha frene basmıyorum boştayken. Kendi böyle bekliyor. Gaza ben bir daha gaza takana kadar. Oğlum. Bayağı iyi. Buraya güzel bir depo pet. Şuralara şey. Şu alt siyah parçaya şey. Şey koruma. Ekranında bir jelatin gelecek. Ekran jelatini sipariş verdim. Bunları bugün sipariş vereceğim. Şuraya güzel. Şöyle bir depo pet. Şuraya da siyah stomp griplerden. Sonra camdan bakacağız zamanla. Hızlı, aceleye gerek yok. Motor bizim. Stop ettirdim lan. Nasıl yaptım lan onu? Niye stop ettirdin? Allah Allah, garip. Oğlum çok garip lan. Çünkü ne bileyim, benim SP'de de modlar vardı. ZX10'da da hep aslında Allahu Ekber modda kullandım ama bak. Oho, ben bunu egzoz yapsam var ya, çatara patara çok eğleneceğiz beyler, çok eğleneceğiz. Şu rodajdan sonra acayip eğlenceli videolar olacak belli. Bu var ya, çok farklı bir şey yapacak. Harbi diyorum, sadece beklemede kalın yani. Maksimum 1-2 ay sonra zaten rodaj biter bitmez. Bugün Emre de geldi yanıma. Onun yanına gideceğim rodaj bittiğinde. Belki arabanın arkasına romörk ayarlayıp arabayla getirip orada indirebilirim. Ya da sürerek giderim yani. Çok da kilometre yapmak istemiyorum. Boş yere yolda beni yoracak. Eşya da taşıyamıyorum bununla. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Şeridine girsene. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Tamam bak. Bura bir şerit değil. Aslında bura bir şerit. Bunların buraya park etmemesi lazım ama. Bak park yasak diyor da. Hani Türkiye'deyiz zaten. Yasağı kim tespitleri yok. Hayır, sadece geliyor yani. Ben zaten dur. Oğlum çok hoşuma gitti şu an var ya bu egzozun pıtı 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 çıt pıtı pıtı yapması. Şimdi beyler bugün ne yapıyoruz? Bugün plaka bastıracağız. Plakayı takacağız. Egzoz yokken biraz legal gezelim dedik. Boş yere illegal modda takılmamın mantığı yok. İnşallah bu çat pata çat duruyordur yani. Çok yavaş. Ama hoşuma gitti yani. Abarttım biraz, tamam. Bugün ne yapacağız? Bugün şimdi plakayı bastıracağız. 5.30'a kadar şoförler odası açıkmış Eyüp'teki. Orada plakayı bastıracağız. Ondan sonra Harun'un yanına gideceğiz Mecidiyeköy'e. Oğlum çok iyi lan. Ama ben bu modda sürersem rodacı her an bozabilecek moddayım. O yüzden ben böyle takılayım. Çata çat para çat para para çat. Çok mutlu oldum şu an bu egzozun bu patlamasına. Harbi güzel motor almışız yanlışlıkla da olsa.
bu renk falan garip denk gelişti. Çünkü ya şöyle bir gerçek kısım var arkadaşlar. Ben harbi diyorum kırmızı sipariş verdim. Normalde ne oldu biliyor musunuz? Ben aralık 13'te kapora verdim ben motora. Hop. Teşekkür ediyorum. Aralık 13'te ben motora kapora verdim. Liste fiyatı daha açıklanmadı 2023'leri. Ocağın yalan olmasın 10'unda mı 12'sinde mi ne fiyatlar açıklandı. Boş paket 650 idi. Şöyle söyleyeyim, boş paket 650 idi. En dolu olan paket M Sport 7, yani 100 lira oynuyordu, 750 idi. Karbon jant, bir de karbon paket ekletirsen de 850 falan oluyordu. 850-900 civarı. Sonra orta pakette siyah olanı ben sevmedim, 650. Sonra orta paket o kırmızı var ya. Oğlum burada ne tokatlardım, debriyajı da yapmayacağız. O siyahı beğenmedim. Siyah motor güzeldir ama kendini gösteremiyor. O orta paket şeyi olanı, kırmızı olanı ben beğendim. Boşa dedim 40-45 milyar falan fiyat farkı vardı. Dedim vermeyeyim boşa 45 bin. Gerek yok. Sonra kırmızı olsun dedim ama başta aralıkta ben beyaz demiştim. M Sport istiyorum demiştim. Fiyat farkından sonra kırmızıya karar verdim. Evet, Eyüp Sultan'ın yolları gene müthiş seviyelerde. Yani şey, enduro yapıyoruz anasını satayım. Cross cross bak bak. Delikten kaçmacı oynuyoruz. Sonra işte geçen ay oldu. Geçtiğimiz ay hop 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 hop. Bak işte hiç sevmem, taş çekiyor şu an radyatörü ve radyatör koruma daha alamadım. Bakımdan sonra alacağım. Geçtiğimiz ay oldu. Haziran'ın yalan olmasın 10'u mu 15'i mi ne? Aras Bey beni aradı. Ben de hiç beklemiyordum. Beni aradı. Abi dedi senin motor üretime girdi. Hadi hayırlı olsun dedi. Önümüzdeki ay dedi motor teslim oluyor dedi. Ay sonu üretimden çıkar dedi. Önümüzdeki ay gelir dedi. Zaten üretime girdikten sonra çok kısa bir süre içerisinde geliyor. Ben de bir sevindim mevindim falan filan fas mekan. Bende de o sıra ZX10R var biliyorsunuz. Ben de ZX10'u ilana koydum. Ondan sonra adam bana motorun bilgilerini bir attı. M Sport yazıyor. Fiyat da ona göre öyle. Lan dedim ne oluyor anasını satayım. Şimdi benim plana göre çünkü ZX'i verdikten sonra kafa kafaya normal kırmızı olanı alabiliyorum. Ama M Sport için ekstra bir 100 lira daha falan koymam gerekiyordu. Öyle böyle. Ondan sonra sattım ben ZX'i. Bir Megane aldım hızlı. Hemen Megane sattım 2-3 gün içinde. Ufak bir kar ettik ondan. Sonra işte bu Espinarar aradım. Megane'ı sattığımdan bir gün sonra Espinarar geldi. 12 Temmuz'da Megane'ı verdim. Megane'ı 3 günde sattım zaten. Megane'ı aldım. 2. gün ilana koydum. 5. gün araba satıldı. Ondan sonra onu hallettik, bunu hallettik. 13 geçiyor, 17 dakika var. Güzel, plakayı da bastırır. Sonra işte sağ olsun peder beyler bir board çıkardı. Megane ticaretiyle de açığı kapattık sayılır. Az bir açığımız vardı, onu da o çıkardı. Onun için şu an motorda sıfıra sıfırlandık. Ne kasko yaptıracak paramız kaldı, ne bir şeyimiz. Öyle ufak ufak para şey yaptıkça aksesuarlarını yapacağım. Egzoz, hava filtresi olsun. Yazılımda biraz kararlısızım. Motoru benim için zarar veriyor gibi görüyorum ama bilmiyorum, attırabilirim de. Bak söyleyeyim, bu kadar berbat bir semt görmedim ya. Şuna bak anasını satayım. Çukurdan kaçmaca oynuyoruz semtte. Şöyle dur. Şöyle şuradan geç. Şöyle şuradan tak. Allah belanı, korktum lan deli. Geçeyim mi abi? Oo. Oha, motora çarpıp arabayı nasıl o kadar pert etmiş lan? Aa, acayip yoruldum ha. Trafik beni yoruyor. Şimdi buralarda bir yerde plaka basım yeri, buralarda bir yerlerde. Nerede olduğu hakkında tam bir eminliğim yok. Evet, buradan böyle devam ediyoruz.
Şu sol tarafta bir yer ya. Ama nerede? Bir dakika dur bakalım. Plaka basım merkezi. Zang. Bir kişi izin versin lan benim geçmeme. Hangi koca yürekli yapar onu? Hiçbiriniz mi yapmazsınız? Kimse mi lan? Bir kişi bile mi yok lan? Lan biriniz lan. Vermezseniz vermeyin oğlum. Ben kendi yolumu kendim bulurum. Yürüyün gidin lan. Selamünaleyküm. Beyler birazdan devam et. Gençler herhalde dünyanın en hızlı plaka basan adamına geldim. 2,5 dakikada falan plaka bastı. Şurayı kapayım. Şöyle altı görmeyeyim bari. HBR plakamız. Haber. Güzel. Zaten çökeceğiz birkaç haftaya. Yalandan böyle taktık. Lan çok garip. 2023 yılındayız. Onun şu ekranın açılışına bak ya. Canını yerim seni. Şuradan bir ayar yapacağım buna ya. 2023 yılındayız. Ve anasını satayım. Adamlarda IBAN bile geçmiyor. Kredi kartı da geçmiyor. IBAN da geçmiyor. Ve ben de nakit çok üstünde tutan biri değilim. En yakın bankamatik de çok uzakmış. Neyse ki burada başka bir tane motorcu abi vardı. Şu CBF'li abi. Ona dedim abi dedim sen bana para versen ben senin IBAN'ına yollasam. Sağ olsun kabul etti. Adamdı bir ya adam. Şimdi tam 9 dakika var. Ali Bey köyden Mecidiyeköy'e geçmemiz lazım. Geliyor, o gelene kadar dönerim ben. Sana bir söyleyeyim mi? Harbi diyorum oyuncak gibi makinesine. İyi, bu işten de kurtulduk. Kafamızdan sildik. Çünkü şimdi ilerleyen aşamada da sıkıntı olurdu. Mühürlü bir tane plakamız bulunsun. Söksem de zaten ben bunu %90 o dediğim stopu alıp katlanır yapacağım %90. Onun için çok da bir dur bekle şöyle şuradan geçeyim. Şöyle şuradan geçeyim. Yani %90 zaten katlanır yapacağım için çok da bir önemi yok. Ufak plaka yapacağım onu da APP. Öyle takılacağız. Kesin tramvay geliyor, hayatta atlama. Buradan korkuyorum. Gelmiyor. Geçtim ya. Ananı satayım. Plakayı takmıştım ben. Plakayı taktım. Onu unutmamam lazım. Ben bunu bir daha şeye alacağım ya. Biraz ses dinleyelim. Bak. Ya benim psikolojim bozuk ya da bu harbi patlatıyor ya. Duyuyorsunuzdur diye umuyorum ya. Garip. Ama motorun ekranını bayağı bir çözdüm. Ya zaten yok DTC'nin şeyleri varmış. Onlar varmış. Onlar çok benim ilgi alakamda değil. Yok pist ABS'si falan filan. Çok da benim umurumda olan şeyler değil. Çünkü kullanmayacağım ki zaten yani. Ben biraz daha kara düzenciyim. Ya özellikler bulunsun ama genelde kullanmıyoruz. Çok sıcak lan hava. Thank you.
İlk tünelimiz. Ama basamıyoruz. Sayılmaz. Oğlum burası çok çok çizilecek gibi duruyorsun ya. Aşkım motorunla aynı renk ojelerini yapar mısın? Motor yandı be baba, yandı be. Şöyle bir kaynakla gireyim. Tünelde bile trafik mi olur be abi? Beş dakika var daha bunun çıkmasına ya. O ibne çıkacak, aşağı inecek de falan da filan da aceleye gerek yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Bomba özelliğe geliyoruz. En sevdiğim ve yıllardır hayalini kurduğum. Yani beni takip edip kanalda videoyu böyle güzel izleyen biri var zaten bileceği bir şey. ZX Sonar'da hiçbir zaman yapamamıştım. Al bunu da yaptım. Bak şu. Abi hız sabitleme ya. Oğlum motor 50 tane şey koymuşlar. Benim sevindiğim şeye bak. ZX10'da da vardı ama bir türlü açamadım. Çok uğraştım. Bununki çok basit. Hemen sağ tuşa basıyorsun açılıyor. Böyle de bak mesela şöyle de arttırıyorsun. Çok stabil çalışıyor. Mesela böyle düşürüyorsun, böyle arttırıyorsun. Ya da böyle kendine hemen geçiyorsun. Mesela bak gaz veriyorum ya böyle bak. 85'e kadar çıkacağım. Bak sonra bırakıyorum. Bak 75 ayarlamışım ya, 75'te kendi duruyor. Gaz verince istediğin yerde makasını atıyorsun, sonra bırakıyorsun aynı şey ve tek şu bak. Bak şunu yaptığım an çıkıyor direkt devreden. Güzel, beğendim yani, hoş, tatlı. Şöyle şuradan geçelim. Çok pardon. Şöyle şurada böyle birazcık motorla. Ya sana bir şey mi? Virajı falan da daha güzel. Ya da tekerlekler yeni diye. ZX'in biraz bitikti. Ya böyle bir... Bana bir güven veriyor bu makine ya. Deli misiniz ama? Evet arkadaşlar, son 880 kilometremiz kaldı. Rodajımızın bitmesine çok iyi gidiyoruz. 28 geçiyor. Buçukta bizim Gundi çıkıyor. E zaten biz de geldik şuradan. İki tane daha ışığa takılacağız bize 90. Ne yapıyorsun dayı ya? Oğlum niye böyle manyak gibi dönüyorsunuz? Hasta mısınız siz? Ya senin de anana avradına. Böyle şeyim ha. Haa yapıyorum bildim. Şimdiden küfürümü yiyorsun. Aa, çocukluk aşkım CBR 250R. Sonra onu millet, herkes motor kilitliyordu diye R25 almıştım. Yoksa çok beğeniyorum o makineleri. Ben anlamıyorum. Beni bu seviyede bile motor mutlu, bu kadar mutlu ediyorken acaba harbi diyorum rodaj bittikten sonra biz bununla neler yaşayacağız, çok merak ediyorum yani. Çok fazla rodaj dedim, farkındayım. Buradan bu sola kaynak atan varsa Allah bela. Varmış. Peugeot varmış. En azından yolu kesmemiş ama. Haydi 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 haydi. Abi en öndeysen ışığa biraz bakacaksın ya. Bendik sıkıntı yoktu. Arkadaki adamlara yazık. Yoksa ben motorum. Ha bir sağa atlamışım, ha bir sola atlamışım. Dur 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 dur. Abi her yerde mi trafik olur ya? Her yerde mi trafik olur ya? Vallahi çıldıracağım. Geçeyim. Geçeyim. Çarpma. Böyle bir sıcak var. Ben dönmem. Dönemem.
Oğlum çok acayip seviyelerde ya. Ben bu harbi diyorum, İstanbul'da araba kullanılamaz. Yani mesela sabah karşıya geçtik biz. 10 numara. Trafik olmayan saatlerde geçeceğim böyle. 11 gibi geçtik. Daha Çekmeköy'e gittik geldik. Arabayla hiç. Ben geçiyorum. Geç bada geç, bada geç. Burada da hep polis. Olsun lan, her şeyim tam. Ehliyetim dışında. Ehliyette de bir şey demez herhalde ya. Derse de ne yapalım, kime kalmış kardeş. Ama demez ya ehliyette de. Sen geçtiysen ben her türlü geçerim. 30 saniyemiz daha var. Ha? Niye ses çıkmıyor? Egzoz yok. O da biz kendi geldik, egzoz yaptık. Rodaj bitsin direkt.